7. pekiştirme testimiz var. Kavrama testine yakın sorular var. Bu da 9 soru bizi beklemekte. Birinci soruda e, ne verilmiş? X, Y, Z elementlerin birinci yoğunlaşma enerjisi arasındaki ilişki soruluyor. Bilgileri kullanalım bakalım. X2 eksi iyonu 18 yani argon 18 e ise, şimdi X2 eksi o zaman 18 elektron olacak. 18'den 2 çıkarsa 16 olur. 16'ya göre açılış yaparsak 2, 8, 6 olur. Bu arkadaş 3. periyot 6A grubundadır. Y2 artı yonun ikinci periyot soy gaz atomu ile aynı elektron dağılımına sahiptir. Şimdi ikinci periyot soy gaz 2,8 diye biter. Dolayısıyla 10 tane elektron olur ikinci periyot soy gaz atomunda. E o zaman Y2 artı dersek buna 10 elektron olacaksa elektron dağılımında. 12 daha bunun proton sayısı 12 olur. 12'ye göre açılış yaparsak 2, 8, 2 olacaktır. Bu da üçüncü periyot 2A grubudur. Ha neden dersen ki hocam proton sayısına göre açılış yapıyoruz. Çünkü biz. Atomların peri tablodaki yerini nereden buluyoruz biz? Proton sayısından. Ben proton sayısını bilirsem yerini bilebilirim. İyonların elektron dağılımına göre yer bulamayız. Lütfen burada hata yapma. Z atomunda nötron sayısı proton sayısından bir fazladır. Şimdi Z'ye bakalım. E, nötron sayısı proton sayısından bir fazlaysa. Protona P dersek şurası P artı 1 olur. E, kütle numarası da 31. O zaman P artı P artı 1 eşittir 31 ise... 2P eşittir 30 olur. Buradan P yani proton sayısı 15 olur. E, Z'nin protonu 15 ise 2, 8, 5 diye açılır. Bu da 3. periyot 5A grubunda olur. O zaman çıktı bak. Hepsi 3. periyotta. Ben ne biliyorum? 5A'nın enerjisi, 6A'dan bir tık daha yüksek ama 2A'nınki çok düşük diğerlerine göre. O zaman en büyük olan Z olur. 5A grubunda sonra X olur. 6A grubunda sonra da Y olur. 2A grubunda Z, X, Y. Doğru cevabımız A seçeneği olur elementlerin atom yarıçaplarına karşılık iyonlaşma enerjisi değerleri verilmiş. Sodyum, magnezyum, alüminyum potasyumun tablodaki veriler yardımıyla hangilerine ulaşılabilir gibi bir soru sorulmuş. Şimdi bakalım. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı artar. Şimdi ben bunların gruplarını, periyotlarını bulacak olursam bu 2 8 1 diye açılır. Dolayısıyla bu 3. periyotta 1A grubunda Magnezyum 3. periyot 2A grubu olur. Alüminyum 3. periyot 3A grubu olur. Çünkü ardışık e, proton sayılarına sahip. Potasyum açarsak 2, 8, 8, 1 diye açılır. Bu da ne olur? 4. periyot 1A grubu olur. Şimdi bana ne diyor? Aynı periyotta. Peki aynı periyotta ne var burada? 3. periyotta elementlerim var. Sodyum, magnezyum, alüminyum. Sağdan sola doğru gidildikçe. Sağdan sola doğru nasıl giderim? 3A'dan 1A'ya doğru gittikçe. Yani alüminyumdan sodyuma doğru gidersek diyor. Atom yarıçapı artar. Bakalım. 118, 145, 190 gördün mü? Sağdan sola doğru alüminyumdan e, sodyuma doğru gittikçe atom yarı arttığı bilgisine ben buradan ulaşabiliyorum. Birinci yoğunlaşma enerjisi atom yarı azaldığı yönde daima artar denilmiş. Şimdi ona bakalım. Birinci yoğunlaşma enerjisi atom yarı azaldığı yön. Şimdi 190'dan 145'e düşmüş. İyonlaşma enerjisi artmış. 145'ten 118'e düşmüş. İyonlaşma enerjisi azalmış. Bak gördün mü? Ar azalırken bu da azalmış. Yani 2A'dan 3A'ya doğru geçerken iyonlaşma enerjisinde bir azalma görüyorum. O zaman daima artar fikrini ben buradan ulaşamıyorum. Aynı grupta. Peki hangi, aynı grup hangisi? Bak 1A grubu. 1A grubu. Yani kime fokuslanıyoruz şimdi? Sodyumla potasyuma. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe. Yukarıda kim var? Sodyum. Aşağıda kim var? Potasyum. İnedikçe birinci yoğunlaşma enerjisi değeri azalır. E bakalım. 496'ya 419. Şurası 496. Şurası 419. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe birinci yoğunlaşma enerjisi değerim azaldı. Buna ulaşabiliyorum. O zaman doğru cevap buradan 1/3 ve E seçeneği olur. 3. soruda e, periyodik cetvelde X, Y, Z, T, L ve M değerleri burada e, verilmiş. Buna göre periyodik cedvelde yerleri verilen elementlerle ilgili hangisi yanlıştır deniliyor. Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisi L'ninkinden büyük müdür? E Z 2A grubunda T L 3A grubunda 2A'nın enerjisi 3A'dan biraz daha yüksekti. Dolayısıyla bu değer doğrudur. En aktif metal M midir? Metallerdeki aktiflik artan atom yarı çapı ile orantılıdır. Solda ve aşağıda olanın metalik aktifliği en fazla olur. E M'ye bakıyorum en solda ve en aşağıda olduğu için en aktif metal M'dir. T'nin atomik yarıçapı Y'ninkinden büyük müdür? E, T ile Y'ye bakıyorum, 7A grubunda yukarıya doğru çıktıkça katman sayısı azaldığı için yarıçap azalacaktır. O zaman T'nin yarıçapı Y'ninkinden büyük olma ihtimali yok, daha küçük olması lazım. Birinci yonlaşma neresi en büyük olan element T midir? E, birinci yonlaşma neresi sağa doğru ve yukarı doğru artıyordu. Sağda ve en üstte burada T elementini görüyoruz. O zaman bu ifade doğrudur. X ve Z toprak alkali metalleri midir? Her ikisi de 2A grubunda yer aldığı için. Toprak alkali metalleridir. Doğru cevap buradan C seçeneği gelir. Baş grup elementlerinden X, Y, Z'nin ardışık yoğunlaşma enerjileri değerleri arasındaki oranlar verilmiş. Ben buradan ne biliyorum? 3,5 kattan fazla bir artış varsa o değer benim için değerli elektron sayısını belirleyen değer. Şimdi X için bakıyorum. 3,5 kattan fazla bir artışı E2'den E3'e geçerken görüyorum. O zaman bunun değerlik elektron sayısı 2 olduğu için grubu da 2A grubu olur. Baş grup elementi olduğu için. Y'ye bakıyorum 1.5, 2.2, 4.2'yi görüyorum. 3'ten 4'e geçerken vermiş bunu da. O zaman bu da 3A grubudur diyeceğiz. Z'ye bakarsak net bir artış göremiyorum. Bak 3.5 kattan fazla bir artış göremiyorsak 4'ten 5'e geçerken de göremiyorsam değerli elektron sayısı 4'ten büyüktür diyeceğim. Yani 5A, 6A, 7A, 8A olabilir Z elementi. Şimdi buna göre yorumlara bakalım. Aynı periyotta bulunuyorlarsa yani burada X ve Y tamam. X 2A'da Y 3A'da ama Z daha sağda yer alacak. X'in birinci yonlaşma enerjisi Y'ninkinden büyük müdür? Evet. 2A'nın enerjisi 3A'dan daha yüksektir. Bunu biliyorum. Birinci öncül doğru. Z'nin değerlik elektron sayısı 4'ten büyüktür. Az önce söyledik bunu. Net bir e, ciddi bir artış göremediğim için ilk 4 yonlaşma enerjisinde o zaman 4'ten büyüktür diyeceğim. Y periyodik cedvenin 3. grubundan mı bulunur? Y 3A grubudur. 3A grubu periyodik cedvelde 13. gruptur. Lütfen dikkat et. Araya 10 tane B grubu girdiği için 2A'dan sonra gruplara 10 sayısını ekliyorum. 3A'nın eşiti buradan 13. grup olur. Burası hatalı verilmiştir. Doğru cevap buradan D seçeneği gelir. C, A, P atomlarının periyodik cedveldeki kesitleri verilmiş. A elementi ikinci periyot 16. gruptaymış. Bak ikinci periyot 16. grup. Ne demek bu? Şurası ikinci periyotsa o zaman şu P atomu 3. periyotta. E A 6A grubundaysa 16. grup 6A demek. 6A grubundaysa C dediğimiz element 5A grubunda. P dediğimiz element ise 7A grubundadır. Birinci iyonlaşma enerjilerini kıyaslayacak olursak yarı çapı küçük olanların iyonlaşma enerjisi büyüktür. Yani ikinci periyottakiler üçüncü periyottakinden daha büyük olacak. Peki ikinci periyotta kim kimden büyük dersek normalde sağa doğru bir artış var ama 5A'nın enerjisi 6A'dan bir tık daha yüksek olduğunu biliyorum ben. O zaman C'nin yoğunlaşma enerjisi A'dan. A'nın da yoğunlaşma enerjisi P'den büyük olduğu için. Burada ç A, ilişkisi olması lazım. Bu ifade hatalı oluyor. P'nin değerlik elektron sayısı 7'dir. Evet 7A grubunda olduğu için 7'dir diyebiliriz. Atom hacmi en küçük olan element A'dır. Şimdi atom hacmi nedir? Ee, sola ve aşağıya doğru artarken sağa ve yukarıya doğru azalacak. E sağda ve yukarıda kim var burada? A var. O zaman A'nın atomik, atomik, hacmi en yani küçük olacak. Elektron bulunduran katman sayısına bakarsak P 3 katmana sahipken 3. periyot olduğu için C ve A 2 katmana sahiptir. 2'şer katmandır. Dolayısıyla P büyüktür. C eşittir. A olur. Doğrudur. C'nin çekirdeğinde 7 tane artıklı tanecik vardır denilmiş. burada C'ye bakarsak 5A grubunda değil mi C? İkinci periyotta 1. ikinci periyot. 5A e grubunda olması için değerlik elektron sayısı 5 olmalı. E buraya da 2 yazacağız. O zaman toplamda 7 tane elektron olduğu için çekirdeğinde 7 tane proton olmalıdır. O da artı yüklü taneciktir zaten. Bu da doğru. Doğru cevap A seçeneği gelir. Periyodik cetvelde birinci yoğunlaşma enerjisinin arttığı yönlerde. Peki birinci yoğunlaşma enerjisi sağa doğru ve yukarıya doğru genellikle artıyor değil mi? Bana ne diyor? Bunlardan hangileri genellikle azalır? E metalik özellik atom yarıçapıyla çapıyla ilintilidir. Atom yarı çapının arttığı yönde artar. Yani sola doğru ve aşağı doğru artacak ki iyonlaşma enerjisinin değişimin tam zıttı yönlerdedir. Benzer şekilde atom yarıçapı da öyle. Çünkü atomik yarıçap arttıkça elektron vermek kolaylaştığı için metalik karakter ya da metalik özellik artacaktır. Ama metalik özellik iyonlaşma enerjisiyle uyumlu çalışır. Sağa doğru ve yukarı doğru artacaktır. Bize azalırı sorduğu için doğru cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. Burada bir doğru yanlış sorusu var, iyonlaşma enerjisi ile ilgili. Bir atomda değerlik elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi değeri vardır. Lütfen dikkat. Et. Burada değerlik elektron sayısı demiş. Biz değerlik elektron sayısı değil, toplam elektron sayısı kadar burada şey söyleyebiliriz. Ne Neon adı iyonlaşma enerjisi değeri vardır deriz. Dolayısıyla buradaki ifade hatalıdır. Yani çarpı işaretiyle başlamamız gerekir. Şunlar gider. Birinci yoğunlaşma enerjisi en yüksek olan atom helyumdur. Çünkü sağda ve yukarıda en yüksek değeri alır ki helyum birinci periyodun 8 ağasında olduğu için en büyük değer helyumdadır. Bu ifade doğrudur. Tik işareti bekliyoruz. E şıkkı da gitti. Metallerin yoğunlaşma enerjilerinin düşük olmasını bekliyoruz. Çünkü metaller kolay elektron veren gruplardır. Elektron nasıl kolay verilir? İyonlaşma enerjisi düşük olursa. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. Üçüncü de tik olacak. A ve B kaldı zaten elimde. Gaz halindeki 2 artı yüklü iyonun iyonundan bir elektron koparmak için gereken enerjiye ikinci iyonlaşma enerjisi değil, üçüncü iyonlaşma enerjisi denir. Çünkü hangi e, yüke gidiyorsam onun adını alırdı hatırla. Konu anlatımda söylemiştim. 2'den 3'e gidiyorsak 3'e gittiğim için üçüncü iyonlaşma enerjisi. 5'ten 6'ya giderken 6'ya gittiğim için 6. iyonlaşma enerjisi değeri olur. Dolayısıyla artı 2'den artı 3'e gittiğim için bu iyonlaşma enerjisi 3'e aittir. Bu ifade hatalı olur. Doğru cevap B seçeneği gelir. Katman elektron dizimleri verilen X, Y, Z element atomlarıyla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi X'e dikkat et. Birinci periyotta iki, eleme, iki atomumuz var ama bu 2A grubu değil 8A grubuna ait. Çünkü bir helyum atomu bu arkadaşım. Ee, burada tuzaklara düşme. Y'ye bakarsak 2A grubunda. 3. periyot 2 Z de üçüncü periyot 2A'da. Yani Y 3. periyotta, Z 4. periyotta, X ise 1. periyotta 8A'da. Şöyle bir durum var yani kesit olarak bakarsak. Üçü de aynı grupta mı? Hayır. Z8A'da elektron verme isteyen büyük olan element, metalik aktifliği en büyük olan yani solda ve aşağıda olan kim var? Burada Z var. O zaman elektron verme eğilimi en büyük Z'dedir. Birinci iyonlaşma enerjilerine bakarsak sağa doğru ve yukarı doğru arttığı için en büyük bir iyonlaşma enerjisi e ait. sonra Y, sonra da Z olur. Sıralamamız X Z Z şeklinde gerçekleşir. Doğru cevap buradan 2 ve 3 D seçeneği olur. Son sorumuza bakalım. Kendisine ait Gülce ile Kimya adlı sosyal medya hesabından takipçilerine kimya dersiyle ilgili düzenli gönderi. Bu işte internet dünyasında post ismini alıyor. Post paylaşan Gülce öğretmen iyonlaşma dersiyle ilgili paylaşımlarından hangilerini yaparsa takipçilerine yanlış bilgi vermemiş olur demiş. Bakalım şimdi birincisi doğru mu? Böyle bir post görsek biz mesela Instagram hesabında. Atom numarasına karşılık birinci iyonlaşma dersine baktığımda. Evet 2A'nın 3A'dan büyük, 5A'nın 6A'dan büyük olduğunu ve 8A'dan sonra bir uçurum olacağını. Bunun birinci e, hatta şuna bile dikkat etmek gerekir. Yani şuradaki diğer periyodun 1A'sının önceki 1A'dan daha düşük olmasını bekliyoruz. Ki sınır olarak daha düşük. Evet çok doğru bir e, grafik olarak paylaşılabilir. Atom yarı çapı ile yonlaşma neresi genellikle ters orantılıdır? Evet genellikle demesi doğru olmuş. Çünkü e, kesinlikle diyemiyoruz. Hatta ne demiş bak ikinci cümlesinde dikkat et demiş. Birinci yonlaşma enerjileri ile ilgili 2 an enerjisi 3 A'dan 5 an enerjisi 6 A'dan büyüktür demiş. Dikkatı da de burada topluyoruz. Güzel bir post olurdu hakikaten böyle olsaydı. Doğru yani. 3'e bakalım. Gaz halindeki X'ten bir elektron koparmışız. Bu E1 enerjisi. Artı 1 yüklü halinden bir elektron daha koparmışız. Yine yani gaz halinden bu E2 enerjisi. E2 enerjisi E1'den büyük olur demiş. Doğru demiş. Çünkü ikinci yoğunlaşma enerjisi yani ikinci elektronu koparmak daha zor olacağı için değer artacaktır. Bulunduğu periyodun en düşük yoğunlaşma enerjisi alkali metallere aittir. Doğru bir bilgi değil mi? 1A grubu değil mi alkali metaller? Sola doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi ne olacak? Azalacak. Sağa doğru en büyük, solda en küçük olacak. Atom yarıçapı büyük olduğu için. Bu nedenle demiş. Alkali metaller çok aktif metallerdir. Evet aktif metallerin yani metalin aktifliğini biz yoğunlaşma enerjisinin düşüklüğüne bağlayabiliriz. Neden? Çünkü bir metalin aktifliği ne ile ölçülür? Kolay elektron vermesiyle. E bir elektron nasıl kolay verilir? Bunun kıstası nedir dersek. Elektronu koparmak için verilen enerji değerim düşükse. Yani küçük bir enerjiyle elektronu kopartabiliyorsam. O zaman hakikaten bu metal oldukça aktiftir diyeceğim. Dolayısıyla bu da doğru bir paylaşım olur. Burada hiçbir hata yok. Doğru cevap E seçeneği gelecektir enerjisi enerjisiyle beraber yani iyonlaşma enerjisi değerimize bakma. içinde meteorik özellik, ametrik özellik, atom yarıçapı. E burada gördüğümüz toplamda 3 tane özelliği iç içe geçen soruları işledik. Kavramı pekiştirmede umarım o kısımlar artık iyice oturmuştur. Hem atom yarıçapı hem eee metalik aktiflik, ametalik aktiflik hem de iyonlaşma enerjisi ama tabii iyonlaşma enerjilerini dikkat edersen biraz daha komplike sorular geliyor. Şimdi küçük bir iki küçük bir parça kaldı. Elektron ilgisi, elektronegatiflik o kısmı da bitirip artık üniteyi sonlandıracağız. Son konu alanında tekrardan görüşmek üzere.